Bir araştırmalarda da evrim teorisiyle alakalı, bir değişiklikle alakalı günümüzde çok fazla sıkıntı çekiliyor bunlar. Kur'an'da, sünnette, kıyasla, icmada hiçbir şekilde İslam'da adı geçmeyen, yani yeri olmayan bir konu. Ama geçmediği için de İslam'a olumlu atfedilenler var. Yani örnek veriyorum, evrim teorisi diyor. Normalde Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem'in topraktan yaratıldığıyla alakalı bahsediliyor ve toprak öncesi herhangi bir varlık veya canlıdan bahsedilmiyor. Ama bahsedilmediği için de olabilir diye evrimciler kanıt sunabiliyor ve Kur'an'a da inanırım, sünnete de inanırım, hani hadise de inanırım, her türlü peygamberi de kabul ederim. Ama evrim teorisi de vardır. Adem'den önce dinozor vardı, dinozordan önce işte şu sürüngen vardı, bu vardı diyerek evrim teorisini inandırmaya çalışıyorlar. Kur'an'da ve sünnette ve kıyasta olmayan değişiklik ve evrim teorisi sapıklık mıdır hocam? Şimdi baştan aşağı bir defa sapıklıktır. Onu baştan söyleyeyim. Niçin? Tabii. Yani normalde dinozordan geldik, maymundan geldik, bilmem nereden geldik ifadesi son derece tehlikelidir yani. Bunu baştan söyleyeyim. Sapıklık yani. Ama şimdi bunu nereden yakalamaya çalışıyorlar? Diyor ki bu Adem Aleyhisselam'dan önce şöyle şöyle ifadeler kullanmaya kalkıyorlar. Mevla Teala, Kur'an-ı Azim'miş şu anda. Kur'an-ı Azim'miş şu an. Bir defa Adem Aleyhisselam ifadesi çerçevesinde değerlendirmeyin. Kur'an-ı Azim'miş şu an. Allah'ımızın kelamı. Allah'ımızın kelamı olması hasebiyle. Burayı çok önemli. Bak bu ifade çok, bunun üzerine duruyorum. Allah'ımızın ifadesi. Peygamber ifadesi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleri, hadis-i şeriflerle alakalı soru. Şimdi Kur'an-ı Azim'miş şu an. Allah'ımızın ifadesi olması hasebiyle. Mevla Teala kulunun yaratılışını Kur'an-ı Azim'in ne yapmıştır? Beyan etmiştir. Sen şimdi Mevla Teala'nın beyan etmiş olduğu bu ayetleri kulak vermeyip kendi kendine bir şeyle uydurmaya çalışmak, tahminler, bilmem neler üretmeye kalkıp veya felsefeler yapıp kendi kendine bir şeyler ortaya koymak, bunlar kesinlikle doğru değildir. Çünkü Rabbim, eğer normal şartlarda Rabbim kelamında her şeyi ne yapıyor? Öz olarak. Çünkü Kur'an-ı Azim şu an Allah'ımızın kelamı. Geçmişin ve geleceğin her şeyin ilmi orada öz olarak illa nedir? Vardır. Öz olarak vardır yani. O yüzden dolayı Mevla Teala Kur'an-ı Azim şu anda nasıl beyan ettiyse biz o şekilde yürürüz. Diğer türlü, diğer şekillerde ifadeler bunlar tamamen bir takım uydurmalar. Şimdi normal şartlarda aslında daha önce nasıldı biliyor musun? Daha önce onlara gide Kur'an'da varmış gibi. Yani o künü gıradeten hasin var ya, onları maymun yaptık, hınzıra çevirdik falan. Oradan bağlıyorlardı. Şimdi baktılar ki olmuyor. Çünkü oradan olduğu zaman işte yine Kur'an'a aldığım üçlerin ölçülerinde oluyor. Bu sefer kalktılar işte dinozorlara döndüler. Daha sonra dinozorlara ifade kullansan, onlara delil göstersen, ki Kur'an'dan, hadisten delil göstersen, bu sefer başka şeye dönecekler. Netice çünkü bu sapıklık netice itibariyle adam uydurmaya başladı mı, o uydurma ne yapar? Devam eder yani. Rabbim muhafaza etsin yani. O yüzden yani biz Kur'an-ı Azim'in şu ana bakar, Allah'a bakar, Allah'ımızın kelamı. Burası çok önemli. Allah'ımızın kelamı. Kainat yoktan var, Allah Celle Celaluhu nasıl buyuruyorsa, nasıl emrediyorsa, nasıl söylüyorsa olay o şekilde.